İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün erken hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü de söyledi. Ya Allah, bismillah. Marmara bölgesindeki dev ulaşım projeleri etap etap tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ yolunun 7 kilometrelik kandamış ortaca kısmının açılışına katıldı. Hayrabolu-Tekirdağ yolunun tamamlanmasıyla 2x1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. 46 kilometrelik yolun tamamının 2022 sonunda bitirilmesi planlanıyor. Böylece Marmara bölgesindeki otoyol ağında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Malkara-Çanakkale otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolu ve Kuzey Marmara otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyolu Ringi projesi de hayata geçirilmiş olacaktır. Adil Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son duruma da değindi. Yaklaşık 5100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizi 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu, ulaşım projelerinin milli ekonomi ve bağımsızlığı tesis etmede önemli rol üstlendiğini de vurguladı.